Bilmiyorum ki, farkında değilim. Şey değil mi? Yazmaya değil mi yoksa? Yo, fırına açtın Sevgi abla bir yandan. Azıcık. Ramazan bayramında evlerimizde börek baklava hazırlanıyor olması beslenme kültürümüzün önemli bir parçası. Tatlı tüketimimizin arttığı bayram günlerinde daha sağlıklı olabilmek için birkaç öneride bulunmak istiyorum. Elbette tatlı tüketme konusunda önceliğimiz her zaman ev yapımı sütlü meyveli tatlılar olmalı. Bu bilgiyi biliyoruz ancak uygulamak noktasında biraz geri duruyoruz. Bayramlarda bu bilginin biraz uygulayıcısı olalım. Hala mevsimindeyiz. Bal kabağı tatlısı, ayva tatlısı yapabiliriz. Misafirlerimize tavuk göğsü, sütlaç, kazandibi gibi sütlü tatlılar ikram edebiliriz. Böylece sıcak havalarda tüketimi daha kolay, daha besleyici tatlı ikramlarında da bulunmuş oluruz. Hamur işi, şerbetli tatlıları tüketmemeye çalışalım ancak seviyorsak göz haklarımızı alalım. Her gün bir şerbetli tatlı tüketmek, geç saatlerde yemek, yanında bir de asitli şekerli içeceklerle tercih etmek elbette bizim için doğru bir beslenme davranışı değil. Ani tansiyon, şeker yükselmelerine sebep olabilir. Bu noktaya dikkat edelim. Tatlıları şekersiz çay kahve ile tüketmek, ev yapımı, limonata, meyve suyu, sade maden suyu, hatta süt ile tüketmek önceliğimiz olmalıdır. Böylece Ramazan ayında gün boyu susuz kalan vücudumuzu doğru sıvılarla da desteklemiş sindirim sistemimize yardımcı olmuş oluruz. Bu süreçte mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek, sindirimi kolaylaştıracak ada çayı, zencefil, nane, kimyon çayını da tüketebiliriz. Siyah çayda günde 5 fincanı, kahvede ise 2 fincanı geçmememiz gerektiğini hatırlatmalıyım. Bununla birlikte yetişkinlerin en az günde 8 su bardağı kadar su tüketmesi de bizim için oldukça önemli.